Tekrar birlikteyiz. Ana Haber'e günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz gündemde yerel seçim var. Şimdi yerel seçime giderken adaylarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Onun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir idam çıkışı geldi. Ve bu açıklamaların ardından da Akit TV sunucusunun yorumları var. Döneceğiz bütün bunlara. Konuğum Meclis Başkan Vekili Sayın Levent Gök. Meclis Başkan Vekili olmasından sonra ilk kez Halk TV ekranlarında değerlendirmeler yapacak. Sayın Gök, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıcak gelişmeyle başlayalım. Çünkü çok tepki çekti. Daha sonra gündemin diğer önemli başlıklarına döneceğiz. Biliyorsunuz az önce hatırlattım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tıpkı geçen seçimde olduğu gibi bir idam çıkışı geldi gene o seçim döneminde de. Zaman zaman işte kamuoyunun beklentilerine yönelik ya da kamuoyundan sempati toplamak adına bu idam konusu gündeme getirilip ısıtılıp evet, tıpkı af gibi gündeme getirilen konulardan biri. Şimdi Erdoğan bu açıklamayı yaptı, ardından da Akit TV sunucusu Mehmet Özmen'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başta tabii içinde olduğu çok saçma sapan, yani artık söyleyecek söz bulamıyorum, ifadeler geldi. Ulucanlar cezaevinde müze haline getirilen Ulucanlar cezaevinde dar ağacının önünde söyledi üstelik bu sözleri. Türk kamuoyunun idam edilmesi istediği kişiler var dedi. Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen'in isimlerini saydı ve onun yanında CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi de vardı. O açıklamaları bir izleyelim, sonra size döneyim. Türk kamuoyu bazı isimlerin idam edilmesini istiyor, bazı isimlerin idamını bekliyor. Örneğin kimler bunlar diye soracak olursak, Abdullah Öcalan, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın da Türk kamuoyu işte bu dar ağacından idam edilmesini istiyor, idam edilmesini bekliyor. İmralı cezaevinde beslenmesine karşı. Peki başka kimlerin bu dar ağacında idamını bekliyor Türk kamuoyu? Onlardan birisi de Fethullah Gülen. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in de Amerika'dan, Pensilvanya'dan buraya getirilerek işte bu dar ağacında idam edilmesini bekliyor Türk kamuoyu. Peki, vatan hainlerinin İdam edilmesini istiyor. Yine PKK terör örgütüne, yine FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat gelen, bağrında besleyen, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu dar ağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Evet, Akit TV sunucusundan işte gün boyunca büyük tepkiler çeken bu sözler geldi. Şimdi işin hukuki boyutu var. Savcıları bir kere daha göreve davet ediyoruz. Geçtiğimiz saatte de vermiştim, yine söylemiştim sözleri. Yineliyorum. Savcılar göreve diyelim. Çok ciddi, bunun hukuki boyutunun yanı sıra kamuoyu tarafından da algılanış şekli var. Zaten Akit TV'nin program içerikleri, neye hizmet ettiği belli. Ama bu sözler çok tehlikeli. Siz neler söyleyeceksiniz Sayın Gök? Yani işin hukuki boyutu, cezai boyutu olduğu gibi siyasi boyutu da var. Yani bu kişi bu sözleri söyleme cüretini nereden buluyor? Evet, evet. Yani nasıl bu tabloya gelinebiliyor? Bir kere önce bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani Türkiye'de böyle bir sözcüklerin söylenebiliyor olması, yani Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin bir liderine karşı söylenebiliyor olmasının ardında bir başka bir tablo var. Yani bir himaye var. Evet. Bir yerden cüret alma var. Bir yere güvenerek, sırtını yaslayarak söylemek var. Bence esas sakınca olan tablo bu. Evet. Elbette bu sözlerin affedilir bir yanı yok. Cumhuriyet savcıları en ufak bir hakaret diye buldukları sözcüklere karşı soruşturma açıp dava açarken bu sözleri söyleyen kişi hakkında bence şimdiye kadar derhal bir soruşturma izni verilip soruşturmanın başlatılmış olması gerekir ve haddini bildirmiş olması gerekir. Bunu bekliyoruz, takipçisi olacağız. Evet. Yani elbette bu sözleri söyleyen zihniyetin biz hangi tablo içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama o sözleri söylemeye cesaret verecek ortamı yaratanların da bunda çok daha sözleri söyleyen kadar kusuru ve sorumlu olduğunu altını çizmek isterim. Yazık oluyor Türkiye'ye. Bu konunun gereği derhal yapılmalıdır. Bu öyle sıradan geçiştirilecek bir sözler değildir. Şu ana kadar Cumhuriyet Savcıları eğer bir soruşturma başlamamışlarsa onlar dahi görevlerini yapmıyorlar demektir. Yani evet, durumu böyle bir vahim tablo karşısında harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecekti ve en ağır
bir şekilde tam karşısında bunun mukabele edilmelidir. Şimdi bakalım o süreci göreceğiz. Ama ben bu yapılacakların ötesinde bu sözleri söyleme cüretinin nereden bulunduğunda sorgulanmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hiç kimse bir yere güvenmeden, bir yere sırtını dayamadan bu sözleri söyleyemez. Bu cüreti verenler bir kere bu hesabda onlar da vermelidir. Şimdi nereden güç alıyor konusunu konuşalım aslında Sayın Gök. Çünkü biliyorsunuz bir seçime gidiyoruz, yerel evet. seçim. Çok çok önemli diyoruz, tamam güzel. Ama adil olmayan bir yarış söz konusu evet. yine bu seçimde de. Onun dışında yine başta AKP hükümetinin ve Cumhur İttifakı'nın birlikte muhalefet partilerine yönelik bir söylem, bir algı yaratma çabası var yine. İşte FETÖ ve PKK söylemleri, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer partileri bu terör örgütleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığı bir algı yönetimi var. Bu çok tehlikeli. Tabii onlardan güç alanlar da işte böyle saçma sapan sözlerle bu ifadeleri kullanabiliyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Şimdi tabii Türkiye bir önemli seçim sürecini yaşarken ben meclis başkan vekili olarak şunu söylemek durumundayım ki Türkiye'de ne yazık ki demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve anayasanın maddelerinde yazılı olan çok önemli ilkelerimizin ayaklar altına alındığını üzülerek görüyorum. Bunu söyleme sorumluluğu içerisinde kendim hissediyorum devleti yönetenlere karşı. Bakın ben bugün günlerden beri ilçelerimizi geziyorum. Haymanalılarla beraberdik. Yani Haymana Türkiye'nin en geri bırakılmış ilçelerinden bir tanesi. Köylerde doğru düzgün yol yok. Üretici perişan vaziyette. Yani her yerde devam eden bu tablo Polat'ta aynı. Sabah Ayaş'a uğradım, Güdül'e uğradım. Güdül'de bir genç bir kadın adayımız var, Sevilay Akyüz. Devletin bütün olanaklarına karşı orada yüreğini ortaya koymuş. Güdül'e kadın eli değsin diye uğraşıyor. Ayaş'ta daha önceki belediye başkanımız Ali Başkaraç, o da öyle. Ayaş'ta domatesin merkezidir biliyorsunuz. Ayaş domatesi evet. Türkiye'nin marka bir domatesidir. Yani domatesin üretildiği bir yerde domatesin kilosunun 7,5 liraya satılıyor olması işte esas milletimizi ilgilenen konular bunlar. Patlıcanın kilosunun 13 lira, biberin kilosunun 20 liraya satıldığı bir ortamda yani sebzenin üretildiği bir ilçedeki manzaralar bunlar. Yani halkın gerçek gündemi tamamen ekonomisi, cebinden çıkan para, cebine girmeyen para, üreticinin hak etmedikleri bir şekilde verilen ürün bedellerinden dolayı fakirleşmesi, mağdur olması ve perişan edilmesi. Dolayısıyla şimdi bizim gerçek gündemimiz bir ekonomi bir kere. Yani bugün işte Güdül'de Ankara'nın Türkiye'nin en geri ilçelerinden bir tanesi. Ayaş'ta keza öyle. Yani gelişmeye başkent ilçelerini konuşuyoruz. İlçe adları verirken yani bunların her biri yurttaşlarımız bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin hemen bir adım ötesindeki ilçeleri. Manzara iyi değil. Şimdi bu tablo içerisinde bir seçime giderken özellikle devleti yönetenlerin çok ciddi sorumlulukları var Lale Hanım. Bakın ben bugün meclis başkan vekili seçildiğim 2018'in Temmuz ayından beri ilk defa bir evet. programa katılarak bir meclis başkan vekiliyle ilgili görevimizin sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz pek siyasi tartışmalar içerisinde bulunamayız. Doğal olarak devlet yönetenlerin de bu tartışmalar içerisinde bulunmaması gerekir. Evet. Çünkü devlet yönetmek önemli bir iştir. Evet. Devleti yönetenlerin şöyle bir sorumluluğu vardır. Çünkü anayasaya göre yemin edersiniz. Hı-hı. Örneğin Cumhurbaşkanı, örneğin İçişleri Bakanı, ülkenin huzur ve refahı için ve Türkiye'deki yaşayan insanların mutluluğunu sağlamak için namusları ve şerefleri üzerine yemin etmişlerdir. Olması gereken bu. Evet. Evet. Dolayısıyla devleti yönetenlere düşen en büyük görev, eğer bir toplumda bir kavga ortamı varsa, bir küskünlük ortamı varsa bunları ayırmak, toplumu birleştirmek, kutuplaştırmaktan uzaklaştırarak barıştırmak, yani bir hakem göreviyle herkese adil ve eşit kalmaktır. Yani bütün demokrasilerin temelinde böyle bir emniyet sübubu görevi gören makamlar vardır. Cumhurbaşkanlığı bunlardan bir tanesidir. Keza herkesin emniyetinin, huzur ve güvenliğinin emanet edildiği İçişleri Bakanlığı bunlardan bir tanesidir. Buralarda bir zaaf olursa o zaman Türkiye'deki demokrasiden herkesin şüphe etmeye hakkı olabilir. Şimdi ben üzülerek görüyorum
Anayasaya göre, namusu ve şerefi üzerine yemin edilen anayasaya göre, toplumda birlik ve düzenliği sağlaması gereken makamların tam tersine Türkiye'de daha bir kutuplaştırıcı rol oynadığını üzülerek görüyorum. Siyasi göçer, evet, siyasi, ne olursa evet, olsun her vatandaşa evet, eşit mesafede olmalı. Şüphesiz herkese, evet, yani bir cumhurbaşkanlığı makamı kere herkesi kucaklamalıdır. Evet. Geçen anayasa değişikliğinde yapılan vahim bir yanlışın, bugün bir yanlış örneklerini görüyoruz. Yani bir parti genel başkanlığıyla cumhurbaşkanlığı makamı birleşmemelidir Lale Hanım. Evet. Birleşirse içinden çıkılmaz bu tür tablolar yaşadığımız, ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla eşit olmayan koşullarda bir seçim yarışının yürüdüğüne tanık oluyorum. Ve bu seçimlerde özellikle devletin televizyonu TRT'nin ve diğer özel televizyonların çok ağır bir oranda iktidar partisi, Cumhur İttifakı'na dönelik yayınlar yaptığına tanık oluyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde TRT'nin yayınları paylaşıldı. 1-28 Şubat tarihi arasında Cumhur İttifakı'na 53 saat yer ayrılmış TRT'de, Millet İttifakı'na 14 saat. Bu 14 saatin 7 saati de aleyhte olmak kaydıyla. Ve diğer özel televizyonları söylemeye dahi gerek duymuyorum. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mansur Yavaş'la ilgili iddiaların sergilendiği basın toplantısına dönük bütün televizyonların saatlerce açık kaldığı bir ortamda Sayın Mansur Yavaş'ın cevap hakkını kullandığı basın toplantısından görmezden gelinmesi, hiç yayınlanmaması demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle örtüşmez. Bunlar olmaz. Bakın seçimlerdeki bu adalete ilişkin bir canlı bir örneği de sizlerle paylaşmak isterim. Şili'de biliyorsunuz Salvador Allende'yi deviren Pinochet bir 15 yıl iktidarda kaldıktan sonra artık iktidarı tekrar sürdürmek için 1988 yılında bir referandum yaptı. Bu referandumda tekrar bir 8 yıllığına devam mı yoksa tamam mı referandumuydu. Pinochet tabii kendisinden emindi ama öyle bir tablo çizildi ki muhalefete de iktidara da devlet televizyonundan her gün 15'er dakika yayın yapma ve kendilerini anlatma fırsatı verildi. Dolayısıyla iktidar da 15 dakika kullandı her gün, muhalefet de 15 evet, dakika kullandı. Bu kimin döneminde olması oldu? Gereken. Şili diktatörü Pinochet döneminde Şili'de yaşanan bir tablodur. Yani bir devlet televizyonu iktidara da 15 dakika, muhalefete de 15 dakika bir görüşlerini açıklama evet, hakkı tanımıştır. Şimdi ve bu bir diktatörün olduğu bir ortamda yapıldı bu. Şimdi Türkiye'de bakıyorsunuz TRT'nin ki hepimizin vergilerinden ödenen payla ayakta duran TRT'nin böylesine bir yayın adaletini sürdürmesi kabul edilebilir değildir. Özel televizyonların ve yayın organlarının da bütün sayfalarını, bütün kanallarını bu kadar adaletsiz paylaşmaları demokratik açıdan hiç uygun değildir. Yani bir kere seçimlerde mertçe bir seçim olmalıdır. Herkes adil olmalıdır. Kamu kaynakları kullanılmamalıdır bir kere. Bakın ben seçim yasakları 21'inde başlayacak. Yani yarın ile öbür gün seçim yasakları başlayacak. İşte makam araçlarının falan kullanılmasının yasaklandığı tarihtir. Ben aşağı yukarı neredeyse 20 gün öncesinden itibaren bu makam aracımı bir kenara bırakarak kendi şahsi aracımla dolaşıyorum her yere. Niye? O benim bir siyasi ahlakım gereği, yurttaşlarımız olan bir sorumluluğum gereği. Ben bir dolaşırken, ederken devletin bana tahsis ettiği makara marjını kullanamam, devletin bana tahsis ettiği mazotu kullanamam. 20 gündür aracım benim meclisin garajında bekliyor, kendi şahsi aracımızla geziyoruz. Ama diğer herkesin böyle yapması evet, lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın böyle yapması lazım, bakanların böyle yapması lazım. Ama böyle yapılmıyor. Bunlar iyi bir şeyler değil. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda tam bir kutuplaştırıcı bir söylemlerle seçim süreci yürütülüyor. Bu iyi bir şey değil. Demokrasiler anayasaya göre biz yerel seçimlerimizi 5 yılda bir yapıyoruz. Yani sonuçta yapılacak olan bir seçimdir. Bir belediye başkanı seçmektir, evet, muhtar seçmektir. Bu seçim de olup belediye, bitecek. Bir Nisan evet, sabahı evet, hep birlikte evet, yine yaşamaya devam edeceğiz. Ama insanları da sen falancaya oy verirsen iyisin, falanca partiye oy vermezsen kötüsün diye ayrıştırmak kadar tehlikeli bir tablo olamaz. Tam tersine devleti yönetenler öyle bir ortam sunmalıdır ki herkese demokratik ortam, hem adil propaganda yapabilme fırsatını bulsunlar, hem de oyları herkesin kendine göre helaldir. Yani herkesin oyu kutsaldır. Evet. Bu bakımdan bütün yurttaşlarımızdan önerim bu söylemlerin kesinlikle peşine düşmeden bir kere kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye'yi
kurmak için biz seçimlere gidiyoruz. Seçimlerde seçilecek bütün belediye başkan adayları hangi partiden seçilirse seçilsin hepsi başımızın tacıdır. Çünkü biz milletin iradesine saygı göstermek durumundayız. O nedenle yani yandaşı olduğumuz partinin aleyhinde oy kullanan yurttaşlarımız da ötekileştiremeyiz. Onları kutuplaştıramayız. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin birer eşit yurttaşıdır. Eşit birer ferdidir. Oyları da kendilerine göre kutsaldır. Herkesin oyu kendine göre bir önemi, ağırlığı vardır. Bu bakımdan ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan seçim sürecine götürmek gerekir derken ama bir bakıyoruz tam tersi bir üslupla seçim dönemi gidiyor. Bu iyi bir tablo değil. Evet, siyasette bu yaşananlar elbette vatandaşa da örnek oluyor. Yani kötü bir örnek bu. Şüphesiz. Yani bölücü, ayrıştırıcı, yani insanlar, tehlikeli söylemler. Tabii yani bu söylemlerin bu denli sertliği insanlar arasında merhabayı dahi kesiyor. Yani insanlar aynı kahvede kahve içmekten, çay içmekten çekinir hale geliyor. Bunların hiçbirine gerek yok. Biz bir kere kendimizi anlatacağız, seçimlere gireceğiz. Sandık önemli olan, sandıktan da o iradenin çıkmasına dönük olarak devletin tedbirleri alması gerekiyor. Yani devletin yapması gereken Türkiye'de tarafsız, gölge düşürmeyecek bir seçimi gerçekleştirmek. Ama şimdi bir baktığın zaman tabloya, kimi zaman bu söylemlerin içerisinde İçişleri Bakanı da dahil oluyor. Yani şimdi insanlar doğal olarak tedirgin oluyorlar. İçişleri şimdi, Bakanlığı elbette. Görevi ortada. Yani ben bir meclis başkan vekili olarak bunlardan huzur gerçekten büyük sağlamak. Üzüntü duyuyorum. Yani biz de meclisi yönetirken mümkün olduğunca bütün partilere her birine adil olmaya, eşit olmaya gayret ediyoruz. Ama devleti yönetenlerin sorumluluğu bizlerden çok daha farklı ve fazla. Yani sonunda icra makamı onlar. Dolayısıyla yukarıda böyle yüksek perdeden söylenen her türlü sözlerin toplumda bir karşılığı mutlaka alıyor ve toplum da bundan etkileniyor. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsunuz. Türkiye'ye bakınca ne oluyor? Türkiye'ye bakınca Türkiye özellikle özgürlükler alanı açısından son derece geriye doğru giden bir ülke konumuna düşüyor. Yasaklamalarla bu kimi zaman işte kitapların toplatılması ya da tutuklamalarla Türkiye'deki şu anda manzara iyi bir tablo değil. Bundan çıkmamız lazım. Bakın Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz günlerde bir karar oyladı ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin askıya alınması yönündeki bir kararı, tavsiye kararını kabul etti. Şimdi Türkiye'nin uğraşması gereken devasa sorunlar var. İşte bence bütün yurttaşlarımız, bütün partiler bu konuda bir çaba sarf etmeli. Yani Avrupa Birliği'nden biz bağımızı kopartamayız, kopartmamalıyız. Bu karar nasıl oluyor da alınabiliyor? Bu kararı alırken ama öyle dayanaklar sunuyorlar ki Türkiye ne yazık ki 150'den fazla gazetecinin tutuklu olduğu bir ülke. Basın özgürlüğü açısından Türkiye 2002'de 99'unken şu anda düşmüşüz 157. sıralara. Dolar gelir dağılımındaki adil dağıtım maalesef yok. 2002'de dolar 10.483 milli gelir 10.483 dolarken 2018'de 9.632 dolar. İnanılmaz. Yani ben tabii bugün birazcık ilçeleri dolaşırken saat kaçta tam söylediğini bilmiyorum ama öğleden sonra düştü. Evet. Bu yani açıklamalar. Bakın bir dakika dahi bile geçtir Cumhuriyet Savcılığından bir açıklama yapılmış olması. Adalet Bakanlığı'nın bu konuyu takip etmemesi söz konusu olamaz. Yani Sayın Öztrak şu anda saat 19.20 civarında yaptı bu açıklamayı. Anlaşılıyor ki aradan geçen bir 5-6 saatlik zaman dilimi içerisinde dahi evet. Cumhuriyet Başsavcılığından bir soruşturma başlatıldığına dair bir haberin ya da bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmaması dahi vahimdir. Evet, gerçekten yani bu, öyle. Yani bu Cumhuriyet Halk Olduysa Partisi'nin bile, evet. Bir başvurusundan sonra ben dilekçeyi işleme alır soruşturma başlatırım deniyor ise yani geçmiş olsun. Böyle evet. Bir tablo olmaz. Şimdi Sayın Öztürk buradan yola çıkarak basın ve medyanın geldiği durumun vahimliğini de aslında evet. Gözler önüne serdi. Biz şimdi bu Mehmet Özmen üzerinden konuşuyoruz ama Akit TV'de çalışıyor. Akit TV'nin evet. Program içerikleri, yayın içerikliği, yayın politikası belli zaten ama bir zamanların ana akım medyasının da pek bir farkı kalmadı. Biliyorsunuz hafta sonu Hürriyet gazetesinde evet. Manşette tutulan HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ile ilgili söylemediği ama tırnak içinde sanki söylüyormuş gibi yaklaşık 3 gün boyunca manşette tutulan bir haber vardı. Ve son dönemde özellikle gene Demirören Medya Grubu'nun kullandığı ifadeler, attığı manşetler
aslında az önce de söyledim, ana akım medyanın nasıl yandaşlaştığını, nasıl AKP'ye, hükümete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaranabilmek için haberler yaptığını da çok vahim bir şekilde, çok içimizi acıtarak ortaya koyuyor Sayın Gök. Şimdi burada bir çarpıcı bir tespitte bulunmak gerekiyor. Tabii siyaset, medya, ticaret ilişkileri çok önemlidir. Medyanın bağımsızlığı açısından bir kere Türkiye'de ne yazık ki medyanın geldiği durum vahim. Yani %95'inin iktidar tarafından kontrol edildiği bir medyayı konuşuyoruz. Tabii Demirören grubunun bu geldiği duruma gerçekten içler acısı. Bunu şöyle de sorgulamamız gerekiyor. Yani bu konu medya açısından önemli. Bir medya grubunun patronu, eğer Türkiye'nin en önemli bahislerinden biri olan iddianın ihalesini alabiliyor ise ve medyada da kendi pozisyonunu sürdürüyorsa, işte bunların her birinin sorgulanması gerekiyor. Ne karşılığında, ne pahasına? Anlaşılıyor ki bu bedeller karşılıklı verilen sözlerle, işte olmaması gereken ticari ilişkilerle medya kendisini bir yere bağlıyor. Şimdi bu çark böyle dönüyor Lale Hanım. Vahim olan tablo bu. Yani siz ekonomik açıdan bağımsızlığınızı bir taraflara kaptırırsanız, verirseniz, ticari çıkar ilişkisine girerseniz, kamu ihalelerinden en yüksek paydayı almaya başlarsanız bu medyacılık olmaz. Bu tam bağımlı bir medya haline gelir. Türkiye'nin düştüğü durumda budur. Bakın yine biz tabii Türkiye'nin demokrasisinin dinamiklerine güveniyoruz. Bunlar aşılacaktır. Bunları yapanlar gün gelir utanırlar. Biz ülkemizin bütünlüğünü istiyoruz, bölünmez bütünlüğünü istiyoruz. Ülkemizde hukukun üstünlüğünü, demokrasisini istiyoruz. Herkesin özgürce, hakaret etmeden konuşabildiği bir Türkiye özlemini biz arzu ediyoruz. Ve bu özlem içerisinde en büyük isteklerimizden bir tanesi de hesap vermektir, şeffaf olmaktır. Kamu ihaleleri, ihaleler. Yani şeffaf olunabiliyorsa, hesap verebiliyorsa devlet demokratiktir. Demokratik olmak bunlarla sağlanabiliyor. Biz bu konularda çok eksiğimiz olan bir süreci maalesef geçiriyoruz. Gittikçe daha çok eksiliyoruz. İçi boşaltıldı. Burada tabii ben yine yurttaşlarıma, bizi dinleyenlerimize şunu ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'de böylesi çıkan ayrık otlarına karşı Türkiye'nin dinamik demokrat güçleri her zaman ayakta kalmayı becerecek tecrübeye, yetkine ve birikime sahiptir. Ben ülkeme güveniyorum. Ülkemde bunları biz aşacak potansiyelimiz var. Yani yaşanılan devlet etme anlayışı da aşılacaktır Türkiye'de. Aşmak zorundayız. Bu şekilde götürme şansımız yok. Bakın az önce bahsettim Avrupa Birliği ile ilgili raporu. Bizi Avrupa Birliği'ne almama konusunda bir tavsiye kararı aldılar. Biz bir yandan ne yapıyoruz? İşte dünyanın önemli devletlerinden birisiyiz. Evet. Dünyada lider ülke olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki Suriye'deki örneğin yıkılan binalar var. Suriye'nin yeniden imarı var. Hiç acaba orada kafamızı meşgul ediyor muyuz? Örneğin İran'ın biz kendi içimizde boğuşurken Suriye'nin imarı için Suriye'de 200 bin konut işini üstlendiğinden haberimiz var mı? Yani... Ya. Biz işin neresindeyiz yani? Nereleri kovalıyoruz? Yani Türkiye Suriye'nin imarında bir rol üstlenebilecek mi? Yoksa bu alan İran'a mı terk edilmiş durumda? Yani Avrupa Birliği'nden uzaklaştırılmış bir Türkiye. Peki sen sınır komşundan Suriye'de yanlış politikalar sonucu oradaki şekillendirmeyi, yönlendirmeyi ve oranın imarıyla ilgili bir düzenlemeyi dahi gözden kaçırabiliyorsak bizim hepimizin oturup bir kere sorgulamamız gerekiyor. Bu son derece vahim tablolardır. Bizim akla, bilme dayalı bir devlet yönetmeye ihtiyacımız var. Bakın bu işte Cumhurbaşkanlığı sistemiyle, hükümet sistemi denilen sistemiyle ne denli zorluklar içerisine girildiğimiz görülmüştür. Bir kere Cumhurbaşkanlığıyla bir partinin genel başkanlığının bağdaşmadığını artık herkes bence görüyor. Kaldı ki Türkiye bu deneyi yıllar önce de yaşadı Lale Hanım. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı iken 1947 Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayında, tam tarihi sanırım 30 Kasım 1947,
bir kendi öneri getirmiştir. Ben Cumhurbaşkanı olduğu müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı bir vekil sürdürsün diye, başkan vekili sürdürsün diye İsmet İnönü kendi eliyle Cumhurbaşkanlığı sürdürdüğü süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı bırakmıştır. Ve karşı çıkanlar olmuştur. Paşam yapmayın demişler. Siz hem orada olun hem burada olun. Hayır demişlerdir. Bu olmaz. Ve o tüzük kurultayında İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığıyla parti genel başkanını ayırmıştır. Sonra yurt gezilerine o zaman Demokrat Partileri de alarak gitmiştir. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bir yurt gezilerine şu andaki Cumhurbaşkanı'nın diğer partilerden birini alarak dolaşmasına, el ele kol kol olmasına. Bırakın diğer partilerden birini. Evet. Yani en ufak böyle ufacık muhalif bir söylemi olan gazeteci ve gazeteler, televizyonlar dahi gidemiyor. Yani. Gidemiyor. Mümkün değil. Şimdi bu iyi bir şey değil işte. Bakın bu bizi iyi bir noktalara götürmüyor. Evet. Götürmeyince ne oluyor? Milli gelirimiz düşüyor. Türkiye'nin dostu kalmıyor. Avrupa Birliği'nden bir karar çıkıyor. Ezici bir çoğunlukla Türkiye'nin tezleri reddediliyor ve Türkiye Avrupa Birliği'nden çıkartılması gereken ülkelerin başında kalıyor. Yani dış politika yerlerde, iç politikada ekonomi son derece sıkıntılı bir tablo. Yani işte bahsettim size, yani Ayaş gibi tüm Türkiye'ye marka olmuş bir domatesi üreten bir ilçede bir domatesin kilosu 7,5 liradan satılır mı? Yani böyle bir şey olabilir mi? Patlıcanın kilosu 13,5 lira, biberin kilosu 20 lira. Yani vahim bir tablo. Yani orada her yerde Tanzim satış mağazaları da yok. Ne yapacak bu millet? Ya olsa yani da, olsa ne yapacaksınız zaten? Ya 2 kilo, 3 kiloyla kaç kişilik aileler var? Böyle saçma şey olur mu? Şimdi bu gelinen nokta ne Tanzim satışlarla çözülecek bir nokta ne de başka şekilde. Biz üretim arttırmak durumundayız. Tarımı desteklemek durumundayız. Yani Tanzim satış mağazalarını 8-10 yerde, 30 yerde açmakla bu işin çözülemeyeceği gözlüktü. Ne yapmamız lazım? Üretim arttırmamız lazım. Biz şimdi Tanzim satış mağazalarında sattığımız patatesi yurt dışından ithal ediyoruz. Bizim Niğde'de patates yok mu? Niğde'de patates var. Niye biz Niğde patatesini Türkiye'ye pazarlayamıyoruz? Soğan ithal ediyoruz. Bizim Polatlı'da soğan merkezi. Yani Polatlı ilçesinin soğanını biz Türkiye'ye satamıyorsak, fiyatları düşürmesine olanak tanıyamıyorsak bu işlerde bir yanlışlar var demektir. Şimdi bu seçimlerin görüntüsü içerisinde bunlar tabii önemli bir ölçüde belki geride kaldı. Herkes tabii kim belediye başkanı seçilecek diye bekliyor ama halkın temel sorunları bunlar. Benim gezdiğim her yerde herkes cebine giren parayla çıkan parayı konuşuyor. Dün aldığıyla bugün alamadığını konuşuyor. Evine giren para giderek evet, evine enflasyon karşısında et götüremediğini, sebze götüremediğini konuşuyor. Ciddi sıkıntılar var. Türkiye iddialı bir ülke olarak yoluna elbet devam edecektir. Bu seçimler bu ifade edildiği gibi bir Türkiye'de anayasal zorluk gereği gibi yapılan bir seçim olup aksi takdirde hani kaybolması halinde Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi halinde Türkiye'nin başına beka sorunu olacak bir seçim değildir. Evet. Normal bir belediye başkanı seçiyoruz, bir muhtar seçiyoruz, belediye meclis üyelerini seçiyoruz. İşte herkes kendi yöresinde yolu kim iyi yapacaksa, içme suyunun kalite olarak kim getirecekse, kim daha iyi kreş bunların yapacaksa. Konuşulması lazım, bunlar konuşuluyor. Ama bambaşka şeyler konuşuluyor. Şimdi dolayısıyla yerel seçimler demokrasi için önemli bir seçimdir. Halk bir doğrudan doğruya yerel yöneticilerini bizzat seçerek yönetime de katkı sağlıyor. Yani siyasete de katılım sağlıyor. Biz bunları aşacak gücümüz var diyorum ben. Ama devleti yönetenlerin de anayasal çizgilerini çok özenle korumaları çok açıktır. Ben meclis başkan vekili olarak bir kez daha hatırlatıyorum ki herkes sınırlarını, yetkisini anayasal çizgi içerisinde kullanmak durumundadır. Bir kez daha hatırlatmış olduğunuz Sayın Gök, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi bir araya gidelim. Az sonra tekrar devam edeceğiz Ana Haber'de. Önemli gelişmeler var yine, günün sıcak gelişmeleri. Görüşmek dileğiyle efendim.